biliyorsunuz ki bu hafta yine üzücü bir olay yaşadık hocam. Kadın cinayetlerinde yenisi yaşandı maalesef ki hocam. Şebnem Şirin hocam boğazı kesilerek öldürüldü hocam bu hafta. Geçen günlerde. Bu konu hocam sebebi nedir? Bu konuyla alakalı ne söylemek istersiniz hocam? Şimdi tabii bu kadın cinayetleriyle alakalı insan bunları duyduğu zaman hakikaten içi ne yapıyor? Korkunç derece yanıyor yani. Bakıyorsun ya ne hale gelmişiz ki yani. Genç kardeşlerimiz, genç insanlar birbirini ne yapıyor? Allah muhafaza etsin. Hatta sorsan birbirini çok sevdiğini iddia ediyor. Bu sevgi öyle bir hale getiriyor ki onları Allah muhafaza etsin. Ne yapıyor? En son kıskançlık neticesi öldürmek durumuna geçiyor. Bu vahşet yani. Ya bunların sevgisine de inanılmaz. Bu sevgilere de inanılmaz yani. Anlıyor musun? Bak şimdi neticesi ne oldu? Vahşet. Ama takip ederseniz olayın takibinde ne var? İlk önce Allah muhafaza etsin. İçmişler. Bak o da önemli. Anlıyor musun? Şimdi netice vardığımız nokta. Ne? İçki. Bütün kötülüklerini anas. Ondan sonra kesinlikle Allah'ın razı olmadığı bir birliktelikler. Sonra işte bu insana ne yaptırıyor? Allah muhafaza etsin. Vahşet yaptırıyor. Canavarlık yaptırıyor. Hatta canavardan daha aşağı bunlar yani. Sen ne yaptın ya? Ya nasıl sen kıyıyorsun ya? Gencecik bir kıza sen nasıl kıydın ya? Ya bunu nasıl ortaya koyabiliyorsun? Sen hiç Allah'tan korkmaz mısın? Korkmaz. Niye? Allah'ı tanımıyor. Sen hiç peygamber utanmaz mısın? Utanmaz. Niye peygamberi tanımıyor? Sen hiç Kitabullah'tan hiç mi çekinmezsin? Çekinmez. Niye? Tek anlamıyor. Sen hiç İslam'dan. Sen hiç ahiretle hesaptan korkmaz mısın? Korkmaz. Niye? İnanmıyor. İnandırılmıyor. Bu sefer ne oluyor? İşte böyle canavarlar piyasaya çıkıyor. Gencilik kızları ne yapıyor? Perişan. Niye? Çünkü sen evet bak yetişme tarzında ne yaptın? Canavar yetiştiriyorsun. Hiç kusura bakmayacaksın. Canavar yetiştiriyorsun. Hatta canavardan daha fena. Sonra bak gencilik kızlarımız Allah muhafaza etsin. Herkesin içi yanıyor. İçi yanmayan bir insan var mı? Yani insansa içi yanacak. Yani bir düşünsene gencilik kız. Evet bunun annesi var, babası var, ailesi var, her şeyi var. Bütün Türkiye bunun en netice etkileniyor. Hepimiz etkileniyoruz. Niye etkileniyoruz? Ya bu nasıl iş ya diyoruz ya. Ya bu ne oluyor ya? Senin bu kadar gözünü karartan şey nedir ya? Bu dengesizlik nedir ya? Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiliyor ya? Anladın mı? Bilmiyorum anlatabildim. O yüzden dolayı bakın her şeyin yine en noktası neresi? Yine eğitim, şuurlandırma, iyi takip etme. Ve ondan sonra bunların reklamının yapılması tehlikeli. Bak bunlar reklam ediliyor. Haberlerde ondan sonra şurada sosyal medya falan. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Bak bu normalleşmeye başlıyor Allah muhafaza etsin. Niye? Bu kavgaya giren bir insan aklına ne geliyor hemen? Hemen öldürmek geliyor. Hemen öldürmek geliyor. Niye? Daha önce ne yapılmış bu? Yaşanmış, ortaya koyulmuş. İnnellezîne yuhibbûne en teşî'al fâhiş. Allah'ımız buyuruyor. O münafıkların özelliği nedir diyor Mevlamız? Bak Mevlamız buyuruyor. O çirkinlikleri yaymak diyor. Onları seviyorlar diyor. Bak çirkinlikleri Allah'ın razı olmadığı şeyleri yaymak. İşte bunları yayınca bu sefer ya işte haberdar olalım millet derken aslında yayıyorsun. Bu sefer gençler ne yapıyor? Bunları görünce böyle bir olayla karşılaşınca o hareket ona ne yapıyor? Sanki normalmiş gibi gelmeye kalkıyor. Allah muhafaza etsin. O yüzden böyle çirkin olan bir olayları da yaymak ne değil? Asla doğru değil. Bir de bunlara caydırıcı ceza. Caydırıcı ceza verilmiyor. İlla bir bahanelerle yok indirim bilmem ne. Ne indiriminden bahsediyorsun ya? O adam bilse ki kardeşim bunun karşılığında bir dakika ya sen bunun karşılığında ciddi bir ceza alacaksın. İndirimin mi indirimin yok senin. Veya gerçekten bunun cezası tabii şu anda mümkün değil. İslami hukuk, İslam hukuku olsa, İslam hukukuyla alakalı yetişmiş olsa bu insanlar, bu şuurlaşıcılar onun cezasını bir bilse bak bakayım yapabiliyor mu? Ama öyle yetiştireceksin.
sen bütün teşviklerini ona olumsuza yönlendir. Ondan sonra İslam hukukunu ne yap onda? Uygula, bu olmaz. Daha çocuk yaşından beri başlayacaksın onu yetiştirmeye. 4 yaş, 4 ay, 4 günlükten başlayacaksın. Ya biz dedim ya, o şimdi kızcağızın annesi babası. Yemin ediyorum sana. Yemin ediyorum bak, ona bakmaya kıyamaz. Ona böyle sen söyle, el kaldırmayı bırak, laf söylemeye kıyamaz. O şekilde bir aman evladım, aman yavrum diye büyüttüğü evladını bak, geliyor bir canavar, ne yapıyor? Perişan ediyor. Neden? İstenilen şuur verilmediği için. Şimdi bu canavardan daha fena bunlar diyorum ben. Şimdi bu normal şartlarda Allah'tan korksa bunu yapabilir miydi? Yapamazdı. Peygamberden utansa yapabilir miydi? Yapamazdı. Kitabullah şuuru olsaydı bunu yapabilir miydi? Yapamaz. Niye? Çünkü o ölçülere baktığında karıncayı incitmeye bile ne yok? Müsaade yok. Ama maalesef işte gördüğünüz gibi sistem insanlara nereye gönderiyor? Nereye yönlendiriyor? Allah muhafaza et, bak canavarlığa yönlendiriyor. O yüzden tekrar ediyorum. Mutlaka bu eğitim sisteminin tamamı ne yapmalı? Değişmeli. Bu kardeşlerimizin de bu şekilde gerçekten ahirete gitmesi ne yapmamalı? Asla önlenmeli. Yoksa bak, Türkiye olarak hepimiz gencecik bir kızın kalkıp da bu şekilde vahşetli bir şekilde öldürülmesi, hakikaten bu normal midir ya? Bir anne baba için normal midir ya? Normal bir insan için normal midir? Türkiye'de bu olaylar normal, bu olay normal midir ya? Bu olay normal midir ya? Ama üzülüyorum ben. Ne üzülüyorum biliyor musunuz? Bakın. Çok önemli. Biraz ekonomiye dokunuldu şu anda. Zamlar çıktı piyasaya. Biliyorsun her taraf biliyorsun zam. Belki sorularda da vardır. Bak şimdi. Biraz zamlar çıktı. Herkes ayağa kalktı. Tak tak tak. Ne oldu? Ne oldu ya? Hocam işte çok zam. Doğru, haklısınız. Bir şey demiyorum. İlla ses çıkartırsınız. Ama aynı sesi böyle olaylarda ne yapmıyorsunuz? Çıkartmıyorsunuz. Bu işin çaresi olan, bu işin çaresi olan eğitimde bu işin çaresini bulmamız lazım diye ne yapmıyorsunuz? Sesinizi çıkartmıyorsunuz. Böyle gençlik yetiştirilmemesi lazım. Böyle canavarlar yetiştirilmemesi lazım. Gerçekten istenen ölçülerde dindar nesil yetiştirmesi lazım diye sesinizi çıkartmıyorsunuz. Ama ekonomide ne olduğu zaman? Tak bir sıkıntı çıktığı zaman. Ya. O yüzden tekrar ediyorum. Ben ekonomide bunları normal karşılıyorum demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama yani diğer şeylerde de bizim ne yapmamız lazım? Böyle bir gençlik yetiştirilmesin diye ayağa kalkmamız lazım. Dinlendirmemiz lazım. Kendimize gelmemiz lazım. Bir dakika dememiz lazım. Rabbim başarmayı nasip etsin.